Sayın Güray kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımın transfer gündeminden bahsedeceğiz. Enzo Perez'de son dakika gelişmeleri var. Hücum hattına takviye yapmak istiyor Trabzonspor takımı. Bu oyuncularla biraz değineceğim. Ve yerli hareketliliği de var. Bütün bunlara değineceğiz. Tabi bunlara gelmeden önce kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmenizi istiyorum. Özellikle Trabzonsporlu dostlarımdan bu videoyu izleyenlerden mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada 35.000'i devirdik sayenizde. Allah razı olsun. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Şimdi Enzo Perez transferinde artık sona gelindi. Beklendi, olmayacak dendi. Enzo Perez devam ediliyor dendi. Kulübünden açıklama geldi derken ben Enzo Perez'e yaşlı kurt diyorum. Enzo Perez için içine girdi, devreye girdi, kulübüne bir ayar verdi, menajerine bir ayar verdi derken arkadaşlar Trabzonspor takımına ben çok yakın olduğunu görüyorum. Ve belki bu akşam, belki bugün 3-4 saat sonra diyeyim, belki de yarın açıklanır diye bekliyorum Enzo Perez'in. Çünkü arkadaşlar Enzo Perez 34 yaşına gelmiş, dünya yıldızı kendisini ispatlamış, hani ne menajerinin sözü geçeceğini düşünüyorum ne de kulübünün ona sözü geçeceğini düşünüyorum istemiş olduğu Trabzonspor takımına gelmek güzel bir teklif var. Kariyerinin son döneminde e, gerçekten iyi bir teklif olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi 34-35 yaşına girecek. Diyebilirsiniz ya 35 yaşındaki adamla biz ne yapacağız, nasıl bir iş olacak ama arkadaşlar çok diri bir oyuncu ve iyi bir oyuncu. Kariyerli bir oyuncu. Kaptanlık, liderlik yapacak. Abdur Hocanın sahada güveneceği en önemli oyunculardan bir tanesi olacak. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Burak Yılmaz'ı vereceğim. 35 yaşında Lille'de neler yaptığını görüyorsunuz. Neden Burak da diri bir oyuncu 35 yaşında olmasına rağmen 35 yaşına gibi oynamıyor. Ama arkadaşlar Perez'i tabi Burakla kıyaslamamak gerekiyor ama Perez'in gerçekten Trabzonspor takımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ve çok istekli olduğunu görüyoruz. Şimdi menajeri çok farklı isteklerde bulundu biliyorsunuz. Kulübü çok farklı isteklerde bulundu. 1.3 milyon euro bonservis falan derken Enzo Perez çıktı, Maçın oynadı, basın toplantısında. Ben dedi büyük bir takımda oynuyorum. Burada oynadığım için tekliflerin gelmesi çok normal. Beni isteyen takımlar var. Menajerimle oturacağım. Bunun değerlendirmesini yapacağız ve karar vereceğiz dedi. Ve arkadaşlar sosyal medyadan Enzo Perez'le alakalı veda mesajları paylaşılmaya başlandı. Enzo Perez'in ben bugün içerisinde açıklanacağını düşünüyorum. Enzo Perez zaten hani sona doğru gelinmişti. İki buçuk yıllık bir sözleşme önerildiği söyleniliyor son an, son görüşmede. Çünkü Ezo iki buçuk yıllık istiyorum demişti. Oradan buraya biraz daha garantili bir şekilde gelmek istiyor. Sonuçta kıtalar arası gelecek oyuncu ve bir buçuk yıllık istiyor. Bir yılda opsiyonla iki buçuk yıllık bir sözleşme var. Opsiyon muhtemelen bir buçuk yıl içerisinde belli bir sayı oynarsa veya iki taraflı feshetme opsiyonuyla da olabilir tabii ki de. Tabii o opsiyon bölümü çok fazla ilgilendirmiyor bizi ama bu bir buçuk sene içerisinde ki performansı inşallah iyi olur Enzo Perez'in Trabzonspor takımına geldiği takdirde. Ben Enzo Perez transferiyle beraber gerçekten çok heyecanlandım, mutlu oldum, sevindim. Böyle bir oyuncunun Trabzonspor takımına fayda sağlayacağını düşünüyorum ben. Şimdi Berat'ın yanına Enzo Perez'i koyacağız. Berat'a tecrübelerini de aktaracak. Berat'ı da geliştirecek. Önlerine yaptı Kadir Ömür. Ekuban, Vakayeme derken arkadaşlar Santafo bölgesinde de tabii transfer araçları var ama Santrafor bölgesine maalesef şu ana kadar çok elde tutulur bir gelişme olmadığını söyleyebilirim. Duyum aldığımız bir duyum yok. Onun için Santrafor bölgesine artık odaklanmak gerekiyor. Santrafor iki tane aday var şu anda. Söyleyeceğim sizlere ama 21 yaşında ikisi de takımlarında çok fazla isteneni veremeyen, liglerinde çok fazla etki sağlayamayan, çok gol sayısına ulaşamayan oyuncu bunlar. Ee, onlara birazdan geleceğim zaten ama Enzo Perez transferine ben değinmek istiyorum biraz daha kesiciliğinin yanında topla driplingi, çabukluğu, agresifliği takım her anlamda ateşleyeceğini düşünüyorum enerize Periz'in. İnşallah arkadaşlar bu transfer gerçekleşiyor. 1-2 gün içerisinde en geç Antalyaspor maçından önce açıklanırsa çok iyi olur. Takıma da moral olur, bizlere de moral olur. Bakalım zaten maç haftasına da giriyoruz. Antalyaspor artık maçın analizini yapma zamanı da geldi biliyorum. Onu da analizini yarın inşallah hep beraber yapacağız. Muhtemel kadroları konuşacağız. Hoca'nın nasıl bir oyun formatında oynayacağını da konuşacağız yani inşallah. Şimdi Santrafor'da biliyorsunuz dün sizlere söylemiştim bir Santrafor oyuncusu ama bugün de o isim geçiyor. Şimdi CSKA Moskova'dan bir isim geldi. Şimdi Adolfo diye bir 21 yaşında 1.90 boyunda Arjantin U23 takımında oynamış bir oyuncu var. Bu sene toplam 18 maç var arkadaşlar. Avrupa kupalarında da oynamış bir tane golü var. Ve 450 dakika oynayabilmiş CSK Moskova'da. Şimdi 18 maçta bir golü olan Santrafor'un Trabzonspor takımına neden adı geçiyor gerçekten bilmiyorum. Yaşı 21. Şimdi kiralanmak istiyor 1,5 yıllık ama satın acaba gelecek vaat edecek. Sukat ekibinin izlediği önü açık biz bunu alalım. Biz de iş yapar. Türkiye Ligi'nde iş yapar. Biz bu oyuncu satarız Mantetes'in var bilmiyorum ama yani 18 maçta bir gol olan bir Santrafor oyuncusunu Trabzonspor takımı neden üzerine geliyor? Neden bu isim geçiyor? Menajerlerin bir teklifi mi bilmiyorum. Bir diğer Santoforu dün söylemiştim zaten. Jens arkadaşlar. İsviçre'de Lugano takımında oynuyor. Ve burada da bekleneni veremeyen bir oyuncudan bahsetmiştik. 600 bin euro kiralama bedeli var demiştik. Bu sene toplam 6 tane maçı var. Golü yok asisti var demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Yani bakıyorum. 93 maçta toplam 30 golü var. Geçmişte golleri olan bir oyuncu. Ama bu sene tutturamamış, oynayamamış. İsviçre Ligi'nde oynayamayan tutturamamış bir oyuncunun. Türkiye Ligi'ndeki performansını da çok merak ediyorum. Türkiye Ligi daha üst düzey bir lig olduğunu biliyoruz. Daha sert bir lig. Türkiye Ligi'nde hani bu forvetin nasıl olacağını bilmiyorum. Bu da bu oyuncu da Jens e, Cens Odgar da 21 yaşında. İki oyuncu da 21 yaşında. Genelde Trabzonspor takımı 20-21 yaş aralığında bir santofor bakıyor. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Gidip şöyle tecrübeli, golcü bir oyuncuyla mesela Çin'de oynayan Solomon'un adı geçiyor biliyorsunuz. Bu tarz işi bitirecek lejyoner bir oyuncunun ben Trabzonspor takımının bakması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe yatırım yapabilirsin. Elbet gayet normal, güzel bu oyuncular atıyorum. Gelecek vaat eder sana. Gider, bakar, alırsın, gelirsin, kiralarsın, satın alma opsiyonuyla tutarsın, geri kulübüne kazandırırsın ama bilmiyorum artık. Bizim şu anda sabredecek çok fazla bir durumumuz yok gelecek senenin planlaması adına. Gelip burada leblebe gibi gol atacak bir arkadaşa ihtiyaç var. Onun için Trabzonspor takımının del nasıl bir yol çizeceğini ben de merak ediyorum özellikle Santofa bölgesinde sıkışmış bir durumda Trabzonspor takımı. Şimdi Yusuf Erdoğan transferi var biliyorsunuz. Yusuf Erdoğan dün konuşmuştum. Yerli bir oyuncu. Çoğu arkadaşımız çok olumlu cevap verse de çoğu arkadaşımız da %25 %30'luk bir arkadaşımız ne işi var burada diyor hala. Arkadaşlar yerli olması bir. İkincisi tabii ki Trabzonspor takımında göre şu an daha da kendini geliştirdi. Oynadıkça kendini geliştirdi. Kasımpaşa'yı sıtlayan oyunculardan bir tanesi. Ligimizin oyuncusu. Kanatlarda oynayabilen alternatif oyuncu. Yusuf Erdoğan'ın gelmesinde ben fayda görüyorum. Hem yerli anlamında hem enerji anlamında. Yusuf Erdoğan her türlü fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sıkıştığında Solbek oynaması da bizim için bir avantaj. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Marlon oldu da bir şey olduğunda Solbek'te Kamil görüyoruz. Şimdi Yusuf Erdoğan'ı görebiliriz. Çabukluğuyla, hızıyla, aklıyla oynayabilen bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Artık 28 yaşına geldi. Eğer Trabzonspor takımı Yusuf Erdoğan alırsa ben şaşırmam. Hatta sevinirim. İlki almışlar derim. Trabzon ruhunu yansıtacak bir oyunculardan bir tanesi. Enerjik, neşeli, keyifli, takıma renk atacak bir oyuncu diye düşünüyorum ben Yusuf Erdoğan transferi için. Ahmet Kutucu. Biliyorsunuz Trabzonspor'dan başka Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe gibi isimler de geçiyor. Avrupa'dan başka isimler de geçiyor. Ahmet Kutucu şu an e, gurbetçi oyuncular arasında gündemde transferi. Ahmet Kutucu için Trabzonspor takımının teklif yaptığını biliyoruz ve şu an Ahmet Kutucu'nun da ben Trabzonspor takıma gitmek istiyorum dediğini duyuyoruz. Önde Trabzonspor takımı transferimde benim dediğini duyuyoruz ve bir önce bitirilmesini isteniyor. Şalke 04'te oynayan Ahmet sağda, solda, foret arkasında, orta sahada hemen hemen her bölgede oynatabileceğimiz çok hareketli, çok e, joker gibi bir oyuncu diyebilirim ben size. Yerli anlamda hem sayımızı yükseltecek hem de takımın derinliği anlamında, kadro derinliği anlamında, alternatif anlamında iki tane, üç tane mevkide oynayan oyuncular her zaman çok caziptir arkadaşlar. Teknik direktörler çok sever. Atıyorum Yusuf'u sol beke koyacak, sağ öne koyacak, sol öne koyacak, Ahmet'i forvete koyacak, on numaraya koyacak, sağ sola gene koyabilecek. Böyle oyuncuların Trabzonspor takımına gelmesi güzel olur arkadaşlar. Emin olun bana nasıl Kamil Ahmet sol bek, sağ bek, ön da bir şekilde oynatılıyorsa mes, memnun olan olabilir, memnun olmayan olabilir şu anda tabii ki. De. Ya oynuyor da nasıl oynuyor diyenler de olabilir ama bir şekilde oynuyor mu oynuyor arkadaşlar. Hani sol bek de biraz sırıtıyor ama ön libero'ya koyduğumda çoğu maçta iyi oynadı. Sağ bek de gene görevini yerine getirdi gibi. Şimdi Trabzonspor takımından Ayrılacak isimler de var. Plaza'nın sözleşmesi feshedilecek deniliyor. Hala feshedilemedi. Çünkü ben ne diyorum arkadaşlar? Ekvator'da Plaza'nın kazandığı bir yıllık parayla kral olur demişti kolay kolay ayrılacağını düşünmüyorum. Diyabete Göztepe ile görüştüğünü biliyorum. Göztepe takımına gitmesi için de belli bir maaşını Trabzonspor takım verecek. Bilal ve Kamp ile yolları ayrıldı biliyorsunuz. Ve arkadaşı Ahmet Canbaz'ı kiralık gönderdi Abdullah Hoca. Şimdi oyuncular gidiyor. Oyuncular beklemedi ama takımın genel yapısında, genel kadro giderinliğinde düşüş oldu. Bu düşüşü bir an önce toparlaması gerekiyor. Berat'ın testi tekrar negatif çıktı. Takımla beraber negatif, e, tekrar başlayacak Berat Özdemir. Berat'ın gelmesiyle beraber Antalya maçı zor ama ondan sonraki maçlarda artık formasını alır diye düşünüyorum. Ben Berat'ın bir an önce takıma gelip adapte olması gerekiyor. Trabzonspor takımında transferde şu anda Enzo Perez'i görüyoruz. Ahmet Kutucu'yu görüyoruz. Yunus Mal'da da şu an durduruldu vazgeçildi gibi ki Yunus Mal'dan bir haber gelebilirse de evet biz tamam geliyoruz diyebilme ihtimali bence var. Yunus Mallı çünkü 1,5 milyon eurodan fazla bir para başka bir takımdan bulma şansı yok. Hatta daha da düşük rakamlar duyacaktır. Zaman ilerledikçe de transfer yapması zorlaşacaktır. Her geçen gün onun için <laughs> daha kötü olacağını düşünüyorum ben. Şimdi Trabzonspor takımında Enzo Perez transferinde şunu da eklemek istiyorum. Enzo Perez'in arkadaşlar 512 tane maç oynamış bugüne kadar kariyerinde muhteşem bir istatistik. 36 gol, 47 tane de asisti var Enzo Perez'in. Bunu atlamıştım. Bunu da ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımının Altay Spor maçı öncesinde Kadrosu nasıl olacak, nasıl şekillenecek? İnanın Hoca'nın işi çok zor bu hafta. Çünkü defans hattındaki sıkışıklığı biliyoruz. Defans hattında Edgar, Vitor, Hüseyin'i arasında tercih yapacak. Orta sahada nasıl bir sistem yapacak? Şimdi Abdülkadir Ömür geldi. Baker, Flavio, Abdülkadir parmak arasından bir tercih yapacak. Abdülkadir parmağı kenara koyar mı? Ekuban, Vakayem'e ileriye Semedo'yu koyacak. Afobe Trabzonspor takımı göndermek istiyor. Afobe'nin isim adı çıkıyor transferde. Afobe isimleri sildi, yazıları sildi ama Afobe hala gönüllür mü? Pereira'da son durum ne olacak? Pereira Trabzonspor takımı göndermesi gerekiyor. Çünkü Pereira'yla da yollar ayrılacak. Pereira da sürekli bununla alakalı paylaşımlar yapıyor. Pereira ile Afobe gibi oyuncularla Trabzonspor takımı bir an önce yolunu ayırması gerekiyor. Neden? Çünkü bu artık konuşulmaya başlandı. Yüksek sesle konuşuluyor. Oyuncular bunun farkında. İstenmediğinin farkında mecburiyetten oynatıldığının farkında. Yarın bir gün bizim işimiz bu oyunculara düşerse nasıl bir performans sergilerler bilmiyorum. Özellikle ben Pereira daha bir Trabzon'u benimsemiş bir oyuncu ama Afobe için Trabzonspor takımının çok bir şey ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Onun için Afobe transferinde Afobe'yi göndermekte çok e, yavaş ilerliyoruz. Özellikle takımının biz şu anda istemiyoruz. Sezon sonunda bize Afobe'yi gönderin diye bir mesaj verdiğini duyuyoruz. Çünkü ee, takımı da afobe istemiyor. Neden şu dönemde yapılanmasına göre afobe aldı takdirde ona bir yük olacak, ona bir külfet olacak. Böyle olduğu zaman da ne yapıyorsanız yapın dedi bence Trabzonspor takımına takımı ve Trabzonspor takımı da bununla alakalı beklemede. Şu an diğer takımla kupa maçlarını oynuyorlar. Trabzonspor takımı güzel bir dinlenme oldu. 10 günlük bir dinlenmeden çıkıyoruz. Neredeyse devre gibi oldu. Takımdaki oyunculara 3'er 4'er gün izinler verildi. Müthiş bir ilaç gibi geldiğini düşünüyorum ben oyunculara. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz hani çok yoğun bir tempo oynadık. Belirli bir kadro yapısıyla oynadı. Çok fazla derinliği olmayan bir takımla oynadı. Kupa maçında 120 dakika oynaması Arka arka iki günde bir maç oynaması ki son oynadığı maçta artık ikinci yarı gidecek halimiz kalmamıştı hatırlayın. Bu, bu hem Abdur Hoca'nın takıma yüklenmesi adına hem e, gelecekteki oyuncuların biraz daha dinamik olması adına. Şimdi mesela bu maçta çok diri bir takımla olacağını düşünüyorum. Antalya maçına çok diri gelecek. Antalya Spor takımı dün kupa maç oynadı. Aslında maç oynamak daha güzel, daha verimli oluyor ama bir yerden sonra da, da vücudu Yavaşlatmak, tempoyu düşürmek, kafayı mental olarak temizlemek lazım. 3-4 günlük bir izni şu an Türkiye'de yapan tek takım Trabzonspor takımı. Oyuncuların kafası çok rahatladı bunun için arkadaşlar. Ve Trabzonspor takımının Antalya Spor maçına bir e, enerji patlaması yapacağını düşünüyorum. Çünkü iyi bir dinlenme dönemi, iyi bir rehabilite dönemi geçirdiler. Aynı zamanda da çalıştılar. Güçlerini toparladılar tekrardan ve tamamen Antalya Spor maçına odaklanmış bir vaziyetteler bir seri var. Öyle veya böyle Galatasaray maçında verilmiş bir e, 3 puan var belki. Yenilgi var ama bir seri var. Şimdi geçtiğimiz haftayı kazandık. Bu haftayı kazanarak Konya ve bir gençler Birliği var. Antalya Spor maçı en ciddi maçlarından bir tanesi. ligine en iyi kontrata çıkan takımına karşı oynayacaklar. Şimdi şimdi Trabzonspor takımı bu maçı da kazandığı takdirde arkadaşlar Konya ve bir Gençler Birliği'nde yeneceğini ben ilk dörde e, bayağı baya bir yaklaşacağını veya ilk dörde son anda gireceğini düşünüyorum. Bu hafta biliyorsunuz önemli maçlar da var. İnşallah Trabzonspor takımı için hayırlı bir başlangıç olur tekrardan. Şu 3 maçlık bir dönem var. Özellikle maç maç baktıklarını da biliyoruz. Takımı buna adap adapte ediyor Abdullah Hoca. Bakalım arkadaşlar ben de sizin gibi çok merak ediyorum. Videomuzun sonuna kadar geldiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 35 bine geldik. İnşallah 40 binde güzel forma çekilişlerimiz devam edecek. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz sayenizde. Hepinize çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.